Tamam geldik, ben ineyim burada. Müsait bir yerde ineceğim diyorum. Kesin Selim çıkacak, var ya görürsünüz. Yok artık canım, daha neler. Of! Buyurun Selim Hanım. Teşekkürler. İyi dersler. Serra. Bu kız da kim? Tanıyor musunuz? Tanıyorum ben bu kızı ya. Alt sınıflardan, mimarlıktaydı galiba. Limuzin nereden çıktı? Ona bir şey sorma şimdi, tamam mı? Zaten derse de yetişemedim. Ben bir kafeteryaya gideyim, sonra sana anlatacağım her şeyi. Tamam. Biricik, sana yeni rakip gelmiş gibi gözüküyor. Rakip ha, bu kız. Abartmaya bayılıyorsun Burak. Hadi kafeye kızlar. Ödev işimi halledeceğim. Ne ödevi ya? Biricik, sen yine parayla ödev yaptırdın değil mi? Ben yine parayla ödev yaptırdım. Değil mi? Dedim. Hatta şimdi gidip teslim alacağım. Çok iyi yapmışsın. Güzellik uykusu dururken ödev yapmak biz fanilere mahsus bir iş Burak. Aynen öyle. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Baksana, çok yakışıklı yine. Aslında şu çocuğu görmesen psikolojin düzelecek kızım ya. Haddini bil istersen. Ne, yalan mı? Yalan tabii. O bana iyi geliyor. Artık uzaktan da olsa gözümüz gönlümüz açılıyor şekerim. Ay, gören de eski sevgilin sanacak. Alt tarafı iki defa yemeğe çıktınız, abartma istersen. Oo, Selim Kutlusay Beyefendi nihayet teşrif edebildi. Oğlum dur ya. Yeni geldim, kafam almıyor. Nasıldı ama dünkü parti ha? Oğlum bak, kabul et, kusursuzdu. Burak Bey, ha? Nereden geliyor bu enerji? Yani kardeşim, şimdi eğer ki
enerjini nereden alacağını bilirsen bütün dünya koca bir şarj aleti. Gerçekten. Evet. Bu arada imza işini hallettin inşallah. İmza işi vardı değil mi ya? Neyse ki hoca imza istemedi. Hadi yine iyisin. Hemen sinirleniyor. Hemen. Ne ders var? Aa, bilmiyorum ki. Bayağı disiplinlisin ama. Ha? Kardeşim, bugün okula bir kız geldi. Dubai olmadı Kuveyt'in. Bağrından kopmuş bizim okulun bahçesine çat diye düşmüş kız. Siyah bir limuzinle bıraktı hatta şoförü okula. Çok tuhaf bir tip. Hanımefendi yemekleri beğenmediğinde yanında hazırlatıp getiriyor. Gerçekten mi? Ya bir de üstelik efsaneciğim yani. Öyle böyle değil, anlatırım. Ben bir şeyi merak ediyorum. Sen bu kadar detayı nasıl öğrendin bir anda? Benim bir şeyi bilmemem demek, öyle bir şeyin hiç var olmaması demek. Biricik'ten al haberi kardeşim. Her zaman. Ay hadi. Arka tarafa geçelim de benim uykum var zaten. Biricik. Yapışmış yine sevgilinin sülük gibi. Sen ol. Selin, proje ödevini yaptın mı? Öyle bir ödev mi vardı? Yapma, haftaya teslimi var. Başlamadım deme. Başlamadım. Tamam, hafta sonu ben sana geleyim o zaman. Birlikte yapalım, halledelim. Ne dersin? Bakarız. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, beyler, bayanlar. Günaydın. Günaydın. İki lafı bile bir araya getiremiyorum. Hayır, hiç mi görmüyorsun? Anlamıyorum ki. Ya oğlum tamam da sen de şimdi hem güzel, hem zeki, hem anlayışlı dersen bu liste böyle uzar. Aa. Oğlum o ne? Bu ne abi ya? Kardeşim. Bekliyorum diyor ha. Çok iddialı. Kim bu gizli hayran? Ne bileyim oğlum kim ya? Ben sana bir şey söyleyeyim bak, bu hiç arkadaşlık bir mesajmış gibi durmuyor. Yine iyisin be Selim. Arabanın camını mahvetmiş. Arabanın camını mahvetmiş. Ya millet aşkından geberiyorsan hala arabanın camının derdindesin be oğlum. Yuh. Ne yuhu Burak? Bizi garip garip partilere sokuyorsun abi. Enteresan insanlarla tanışıyoruz. Sonu bu. İşte enkaz edebiyatı. Aa. Hafişek yine bana patladı yani. İyi tamam hadi ben de patlasın neyse. Bana gidiyoruz değil mi? Aa ben gelemem. Babamlar geliyor yarın, evde olmam lazım. Senin hanımın Dubai tatili bu kadar çıkmıyordu şimdi yani. Ya Selim tamam sen eve yarın gidersin. Oğlum sen bana söz vermedin mi? Bana gelecektin. Turnuva yapacaktık. Abi iki kişi turnuva mı olur ya? Kardeşim iki kişi olacağımızı kim söyledi? İyi madem. Sendeyiz. Hadi kalkalım, sıkıldım. Senin neyin var şekerim? Böyle bir şey atarlanmış gibisin sanki. Selim'e sinir oluyorum. Arıyorum açmıyor falan. Bir dakika. Selim senin telefonlarına çıkmıyor mu? Selim benim telefonlarıma cevap vermiyorum dedim sana. Hı? Lafı nereden çıkarıyorsan. Öyle demedim mi? Demedim. Ay Zeynep, bu çocuktan hoşlandığını söyleme sakın. Ay tipe bak. Ay, hiç yakışıyor mu sana? Azıcık benden bir şeyler öğrensen keşke. Senden öğrenecek bir şeyler olduğunu düşünmüyorum belki. Ne dersin? Ayrıca yani bu zamana kadar düzgün bir ilişkinin olmaması konusuna girmiyorum bile. Erkekler konusunda ne yapacağını bilememe, panik olma hastalığı kronikleşmiş sende. Hülya nereye?
evli mutlu çocuklu düğmene bastın yine biricik. Aa, ne oluyor be? Ay, pardon şekerim. Aa, iyice yabanilerin arasında kaldık, tipe bak. Sus, sus, kolum acıyor. Yürü. Koş ben, koş. Tamam, desen. Hadi açın yolu, derse geç kalıyorum. Önce ben geldim, sen aç yolu. Önce biz geldik, önümüze kırdı. Yol verme Ahmet abi. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Açsanıza yolu. Neden önüme kırıyorsun arabayı? Bekleyemedin mi iki dakika? Okula mı geliyorsun? Tabakhanem belli değil. Düzgün konuşsana ihtiyar. Ne öyle tabakhane babakhane? Hop bir dakika. Baban yaşında adama öyle utanmıyor musun ihtiyar falan? Sen önce şoförüne düzgün konuşmasını söyle. Ne güzel gelmişim, geçiyorum. Böyle yol kesmeler falan hoş değil. Ne hoş değil, pardon? Sen geçiyorsun diye bütün yollar sana mı açılacak? Biz de gelmişiz, görmüyor musun? Ayrıca Ahmet abi benim şoförüm. Uzatma istersen. Açın yolu, geçeceğim. Yok canım. Biz niye çekiyormuşuz? Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ahmet abi sen havaalanına git, geç kalma. Benim vaktim var kızım, sen merak etme. Ne oldu? Çekiyor musunuz aracınızı? Yok. Senin çekmeni bekliyoruz. Çekmiyorum. Biz de çekmiyoruz. Ya hadi oğlum çek şu arabanı da girelim içeri ya. Ahmet abi tamam. Ya sabır. Olaylar olaylar arkadaşlar. Selim Kutlusay şu anda okulun önünde kavga halinde. Hanımefendi arabayı çekmeniz lazım. Trafik kilitlendi. Trafik kilitleyen biz değiliz. Beyefendi kendisine söyler misiniz lütfen? Selim Bey kusura bakmayın. Rektörümüz birazdan gelecek. Büyüklük sizde kalsın. Büyüklük diyor bir de. Sırf sen zor durumda kalma diye çekiyorum. Büyüklük bende kalsın. Afralara bakar mısın Ahmet abi ya? Şu büyüklük onda kalsınmış. Buyurun. Çattık sabah sabah ya. Ahmet abi tamam ben ineyim burada. Sen içeri girme, zahmet etme daha fazla. Sırtımda mı taşıyorum be kızım? Sabahtan beri otelde yoruldun zaten. İki adım az yürümüş olursun, fena mı? Ya eksik olma Ahmet abi de. Bir de geç kaldım diye tasalanıyordum. Bak tam zamanında yetiştirdim seni okula. Öyle oldu. Öyle oldu da keşke şu kemer bozuk olmasaydı da ben de ön koltukta otursaydım. O ne demek şimdi Serra? Arka koltukta oturunca ne oluyor ki? Gören seni şoförüm sanıyor. Duymadın mı şımarığın dediklerini? Aman be kızım, tasalandığın şeylere bak. Ben zaten şoförüm, yalan mı? Bugün de senin şoförlüğünü yapıyorum. Ne varmış bunda? Teşekkür ederim Ahmet abi. Kolay gelsin. Hadi kızım selametle. Allah zihin açıklığı versin. Hatırlamadı bile beni. Kızlar, Selim'i gördünüz mü? Şimdi indim. Sağ ol. Yarınki yayını heyecanla bekliyoruz. Bekle, bekle sen heyecanla. Thank you.
Sabaha yarımı da verdim. Oh, rahatladım. Şimdi burada oturup böyle rahat rahat ders çalışayım diyorsun, öyle mi? Sabahki olay diyorum. Sayende bütün okulun diline düştük. Görmedin herhalde paylaşılan postörü. Ufak çaplı bir ifade sorunun falan mı var senin? Zaten sana göre bir sen haklısın. Geri kalan herkes eksik. Kaba, ne bileyim. İfade özürlü falan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya sen. Sen megalomanlığın vücut bulmuş halisin de haberin yok. Doğru konuşsana be. Sensin megaloman. Pardon. Pardon. Bak gördün mü, rahatsız oldu herkes. Ya senin o herkes dediğin kişiler durumdan rahatsız olmuş gibi görünüp durumla eğleniyorlar. Tabii sen bunun da farkında değilsin. Fark ettirelim hemen. Bir dakika. Bak. Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ne oldu? Yuh. Çekiyor musunuz aracınızı? Bu ne? Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Ben mi gelin çekin dedim? Millete malzeme verdin. Ya Allah'ım ya, ne manyak tipler var ya. Hem onlara neymiş ki bizim aramızda geçenlerden? Hastalıklı kafalar bunlar cidden. İşin gücün yoksa şimdi bunu temizlemekle uğraş. Pardon? Biz mi çektik de temizlemekle uğraşalım? Çeken utansın. Milletin özel hayatı falan kalmamış yani. Orası öyle tabii. Biliyor musun, sen de hayatını sosyal medyaya göre yaşıyorsun. Ki bu görüntüleri bu kadar kafana takmışsın zaten. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu konu nasıl dönüp dolaşıp bana geri geliyor? Senin benimle bir derdin mi var? Sen aşırı tepki verdin. Aşırı tepki verdiğin için olay büyüdü ve insanların dikkatini çekti. Benim tepkim yüzünden öyle mi? Hı hı. Pardon da sana ne demeli? Hayır, baban yaşında adam öyle yukarıdan ayar çekmek, ihtiyar falan demek. Küstahlık değil de ne? Bir saniye. Böyle küstah, kaba bunlar hoş değil. Ne yani, yalan mı? Biraz sessiz olur musunuz? Sizin sesinizden hiçbir şey anlamadık. Pardon. Peki sana öğretmediler mi hiç tanımadığın insanlara böyle kafana göre sıfatlar takmaman gerektiğini? Hayır. Bana insanlara karşı dürüst olmam gerektiğini öğrettiler. Ama senin bu yaptığına dürüstlük denmiyor. Bunu halk dilinde densizlik deniyor. Bana bak. Gerçekleri duymak hoşuna gitmiyorsa eğer, çevrende yalakalık yapan binlerce insan var. Onların yanına gider, beni de rahat bırakırsın. Okey? Okey. Gerçekten çok okey. Tamam, gittiler işte. Çalışın rahat rahat. Selim. Şimdi bu kız nasıl bir şey ya? Ha? Kız resmen ateş ediyor lan. Hem güzelliğiyle ateş ediyor hem de sözleriyle ateş ediyor. Bam bam bam. Gerçekten çok güzel bir şey. Git o zaman onunla muhabbet et abi, hadi. Hiç fena fikir değil kardeşim, ama ben şimdi bir günde iki kez ayar yemiş promu yalnız bırakamam. Hayır yani bugün sizi seçip de mi gönderdiler bana? Aa, oğlum tamam lan, sakin. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Ha? Sen beni nasıl buldun? Oğlum seni bulmak çok kolay. Ben şimdi koridora çıkıyorum, kızlara S diyorum. Kızlar da hemen Selim buradan geçip az önce şu tarafa gitti diye. Burak uzatmayalım, hadi abi kısa kes yürü, hadi. Selim. Efendim Biricik? Ya benim arabam bozulmuş da servisi çağırdım. Gecikeceğiz dediler. Sen beni eve kadar bıraksan olur mu? Servisi kim karşılayacak? Güvenlik. Güvenliğe bıraktım anahtarı. Onlar halleder. İyi. Tamam hadi, hadi. Selim. Efendim? Ya şu kız kim böyle sabahtan beri gözüme ilişip duruyor? Tanıyor musun sen? Yo, hadi atla ya, boşver.
Bayılıyorum bu yeni arabana. Niye almışsın? Hı hı. Bir ara uzun yol yapsak bununla. Yaparız bir ara. Aa, aslında bak ne diyeceğim. Hani biz tatile gitmiştik ya. Biricik elini çeker misin lütfen? Ne bu tripler? Ya biliyorsun sevmem böyle şeyleri. Tamam sevmezsin de sen yabancıların sana el kol temaslarını sevmez. Ben yabancı biri değilim ki. Biricik uzatmasak mı acaba? Okey uzatmayalım. Ben seni günlük heyhellerine baş başa bırakayım en iyisi. Beni şurada dinler misin? Emin misin? Her zaman. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Çok. Rica ederim.